Kuzey Amerika'dan bir Kızılderili olan Sarah Winnemucca Hopkins, 1882'de Pavitenler Arasında Yaşam adlı bir kitap yazdı. Kitabında kabilesinin adetlerini ve halkının sosyal koşullarını iyileştirme niyetiyle anlatır. Bu kültür hala hayvanları büyüleme yeteneğini koruyor, ancak çok az kişi, babası, Pauten'in şefi ve erkek kardeşi bu bilgiye sahiptiler. Yakınlarda bir antilop sürüsü olduğunu öğrendiklerinde, babası bir girişi olan daire çizmek ve iki meşale yerleştirmesine yardım etmek için iki adam seçti. Onunla kampta bulunan insanlar, çadırların kurulduğu yerin doğusunda başka bir daire çizdiler. Ayrıca her biri 100 metre mesafedeki 6 tepe vardı. Taş ve ada çayından oluşan bu tepelerin uzaktan görülebildiğini söylüyor. Bir sonraki adım, kamptaki tüm insanların antilopları düşünmesi ve aklında tutmasıydı. Başka hiçbir şeyin dikkat dağıtmasına izin verilmedi. Her sabah erken saatlerde insanlar dairenin girişinin etrafında oturdular ve elden ele uzattıkları bir pipo içtiler. Sonra babası davul çaldı ve onun müziği büyünün etkisini artırdı. Bu ayini 5 gün üst üste yapmak zorunda kaldılar. 5. günde antiloplar bir çeşit sihirin etkisi altındaymış gibiydiler. Halsiz ve uykulu bir biçimde daireye girdiler. Bu şekilde hayvanların acı çekmesi gerekmiyordu. Ve payutulular onları büyük bir kolaylıkla ve tamamen şiddet olmadan yakalayabiliyorlardı. Ancak bu kabile avlanmak için görselleştirmeyi kullanan tek kabile değildir. Bunun kanıtı genellikle av sahnelerini çizdikleri bazı duvarları süsleyen mağara resimleridir. Çemberin içine girdiler, uzandılar ve hayvanların kendilerine nasıl geldiklerini tüm güçleriyle hayal ettiler. Bunun bir örneği 22 bin yıldır kullanılan İspanya'nın kuzeyindeki Santillana del Mar kasabası yakınlarındaki Altamira Taş Devri Mağarası. Bu mağarada çok gerçek ve detaylara uygun hale getirilmiş hayvanları gösteren çok renkli resimler, gravürler, siyah, kırmızı ve koyu sarı resimler bulunmaktadır. Bu şekilde av sahnelerini daha iyi görselleştirebiliyorlardı. Muhtemelen bu yüzden tavana çizdiler. Avcıların avın onlara nasıl geldiğini hayal etmek için yere yattığını hayal edebiliriz. Bu, hayvanları büyüleyen bu tekniğin insanlık kadar eski olduğu anlamına gelir. Pauitenlerin durumunda halkı tarafından kullanılan tekniğin yazılı bir kaydını bırakabilecek bir yerlisi vardı. Sonsuza dek unutulmuş olabilecek bir bilgi. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımızın devamı için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.